güzel. Gene devam. Aman ihmal etmeyelim. Sandıklı olalım. Görev alalım. Başkanım. Hayırlı işler. Fotoğraf çekebilirim. Kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Gençler, özellikle gençler kazanacak. Bak, seçim bize, size emanet, ona göre. Vallahi sandıklar hepimize emanet. Oylarınıza talibiz, unutmayın. Başkanım, Beylikdüzü'nden beri takip ediyoruz. Benim kardeşim, hoş geldin. Çok teşekkür ederiz başkanım. İyiyim siz. O kadar hoş lütfen. Geldiniz, sağ olun. Bu sefer kazanıyoruz değil mi? Kazanacağız. Lütfen. Başka. Ama tam kararlılıkla, bütün motivasyonumuzla sandığa gideceğiz. Lütfen. Bütün çocuklarımızla. Aynen öyle. Ben bir profesör olarak hocam, sizi onur tanımaktan onur duyuyorum. Sağ ol hocam. Lütfen bu sefer nazik. O herhalde kadar üzülerek geldik ki İstanbul'a. Ne olur yalvarıyorum bu sefer kazanalım. Şimdi ilk seçimin kazananı evet. Yok. Şimdi biz şimdi millet verecek. Kazanacak. Önce var çalgı. Tamam, öpüyorum. Yes, you know, I'm taking a photograph with you. Yeah, of course. Thank you, sir. Yeah, thank you. Küskünlere, 1 milyon küskün var. 1 milyon hepsini, İstanbul'da oy atmayan var. Hepsini ikna edeceğiz. O 1 milyon kişiyi ikna edeceğiz. Tamam, hepsini ikna edeceğiz. Sizlerle beraber. Başkanım. Herkes bir kişiyi ikna etsin. Artı bir, evet. Herkes bir kişi. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Kubilay Başkan, işinizi bırakmayın. Bu seçim sizin. Bu seçim gençlerin seçimi, ona göre. Tamam mı? Sertaç. Aynen. Aynen öyle. Herkesin yok, öyle böyle yok. Maç ilk devre bitti. Maç 0-0. Aynen. Şimdi bu maçta penaltılardan kim kazanacak ona bakacağız. Aynen. Tamam mı? Anneciğim çok seviyorum. Merhaba der misin? Ben iyi kaleciyim bu arada. Bak. Merhaba der misiniz? Ne olur. Anneciğim, öpüyoruz sizi. Başkanım, sevgiler. Başkanım merhaba. Merhaba. Ben de çekebilir miyim? Buyurun. Tek bir şey söylemek buyurun istiyorum. Biz çok çalışıyoruz sanırım. Sağ olun. Size güvenmek istiyoruz. Güvenin lütfen. O sayıları güvenin gece 2'de kimse vazgeçmesin. Güven her anını olur takip ediyorum. Hiç vazgeçmeyiz. Elimiz... Ama sizden bekliyoruz. Tamam, ben de YSK'ya bırakmanızı istemiyorum. Biz hem size oradayız, hem YSK'dayız, hem İstanbul'dayız, hem genel merkez. Gözümüz gibi bakıyoruz sürece. Yani çok zor toparlanıyor şu an herkes. Buna toparlayacağız. Var. Pazar günü sandıkta görev alan herkesi Maltepe'ye davet edeceğim. Tamam. Gelirsin inşallah. Çok i̇nşallah sevgiler. Duyarlılığın için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başkanım, merhaba. Elini sıkabilir miyim? Tabii sıkabilirsiniz. Başkanım. Gel. Tacımız. Bugün bizim mezuniyetimiz var. Öyle mi? Evet. Mezuniyet. Ha, hadi. Hadi bakalım. Ben de Galatasaray mezunu oldum. Tamam. Güzel. Seçim başarılar. Abi. Bunu görüp bir sarılmak. Hadi. Yolunuz açık olsun. Başkanım, bir umut verin ya. Beraber edeceğiz. Sizle beraber İnşallah sandığa sahip çıkın. Müşahit. Tamam mı? Müşahit oluyoruz. Çok güçlü müşahit olun. Oluyoruz. Kararlı olun. Arkadaşlarınızı ikna edin. Oy kullansınlar. Hepimiz müşahit. Bizden birey yok. Bir de oylarınızı istiyoruz. Tamam mı? Hepsi ailelerinize size de. Başarılar diliyorum. Öpüyorum. Başkanım. Vandan sevgiler. Kardeşim benim. Hoş sefa geldin. Adamsın başkan, adam. Başkanım, evet, bir fotoğraf çekelim. Kazanıyoruz. Sizin aramızda kaldı. Çok inanıyorum. Artık aramızda. Çok inanıyoruz. Aynen öyle. Lütfen sandığa gelin. Geliyoruz. Müşahitiz başkanım. Teşekkürler. Harikasınız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Güzel geçti akşamınız. Harika. Sandıklardayız, ona göre hafta sonu, tamam mı? Kazanacağız. Kararlı olursa gençler her şeyi başarır. Başkanım, senin için üniversiteden geldik. Hoş geldin. Çanakkale'de okuyorum, senin için geldik. Ay sağ ol, teşekkürler. Hoş geldin. Bölüm ne? Edebiyat çıktı. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim sizin de inşallah. Merhaba. Sandığı unutmuyoruz hafta sonra. Tamam, Türkiye gönüllülerindeyim. Manisa Salihli'den geliyorum. Hoş geldin. Çok çalıştık. İki hafta yine sonra çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Aynen, haftaya başkanım devam. Olacak. Bu seçimi halledeceğiz beraber. Aynen, aynen. Şeffaf olalım. Başka bir kesinlikle şey, başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şey de çok güzel. Siz varsınız, güzel insanlar var bu ülkede. Her konuyu bir çözeriz. Mimarsınız. Bak, burada Botter apartmanını açtık. Ha, gördünüz mü? Harikasınız. Öpüyoruz. Yani restorasyona eski etkilere verdiğiniz değerden dolayı da teşekkür ederiz. Estağfurullah. Eksikliğini gerçekten hissediyorum. Yıldız Teknik, Gebze Teknik çok iyi okullar, başarılar dilerim. Kendinize çok teşekkür ederim. Sağ ol kızlar, harika. Başkanım, bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Bakın,
tek bir ricamız var bizden. Bu seçim bizim için çok önemli. Çok biliyorum. Hepimiz o kadar çok direniyoruz. Bakın hiçbirimizin huzuru kalmadı. Doğru. Bizim tek bir isteğimiz var. Sandıklarımıza çok ciddi sahip çıkılsın. Tabii, bakın tabii, oylar hepimizin. Tamam tamam. Gerçekten tek sadece bunu istiyoruz. Beraber sahip çıkacağız. Eksiklerimiz var, tamamlayacağız. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama büyük yük sizin üzerinizde. Tamam, özellikle bunu bütün ekibinize koordine bir şekilde bakın o kadar bittik ki halk olarak artık tükendik, yıprandık ve artık ikinci turu bile bu olmamalıydı. Tamam. İsteğimiz ne? Bak söyleyeyim. Sadece lütfen oylarımıza sahip çıkın. Tamam. İsteğimiz ne? Oylara sahip çıkacağız. Evet. Oyların doğru sayılmasını sağlayacağız. Evet. Artı tek isteğimiz var. Eksiksiz sandığa gidelim. Bu hırsızları tamam. Gönderelim başkanım. Eksiksiz sandığa gidelim. Seçim önemli bir seçim. Elbette desteğinizi istiyoruz. Her zaman. Başkanım. Sahip çıkmanızı istiyoruz. Görev yapmanızı istiyoruz. Göz kulak olmanızı. Ve tabii hani biraz böyle insanlar ya işte oy kullanmayacağız falan diyenler var. Konsantrasyonunuzla geleceğinizin tercihi olan bu seçime mutlaka eşlik edin. Tabii ki Cumhurbaşkanı adayımıza Sayın Kılıçdaroğlu'na oyunuzu istiyoruz ama daha ötesi bu seçim bir sistem değişimi seçimi. Çok şey var söylenecek ama benim için en önemlisi yani hiç kamunun olmaması gereken ya da bir toplum yönetiminin olmaması gerektiği şekilde hani hukukçu olarak sana işaret ettim. Yani bir kişinin her şeye hakim olduğu bir sistem Türkiye'ye çok zarar verdi. Ekonomi, yaşam, sosyolojik sorunlar, kutuplaşma her türlü sorunları çok büyüttü. Zaten bunu çözdüğümüz takdirde ülkedeki bütün sorunlarda acayip bir çözüm süreci başlayacak. Çok kabiliyetli bir insan kaynağımız var. Çok. Gerçekten öyle. O bakımdan bu seçimdeki tercihiniz bize çok büyük bir gelecek umudu kazandıracak. Aslında baktığımızda kendi seçiminizi yapıyorsunuz şu an. Yani insanların bir yaş ömrü var. İşte ona baktığımızda tabii. Sağ ol. Dolayısıyla kendi geleceğinizle ilgili aslında karar vereceksiniz. Ben şey çok merak ediyorum. Oy verirken bana oy veren vermeyen diye bir ayrımım yok ki yani. Bu şehrin annelerine bu hizmeti veriyoruz. O bağlamda her hizmeti konuşabilmeliyiz. Siyasetin kutuplaştırıcı tarafını bu ülkeden söküp attığımız an gerçekleri konuştuğumuzda işte bu ülkenin muhasebe sistemini ya da insan kaynaklarını ya da psikolojik, sosyolojik sorunlarını ya da en derin sorun olan adalet, hukukla ilgili sorunlarını konuşmayı, onları çözmeyi masanın üstüne koyduğumuzda yok efendim işte sen vatan haini, sen işte milliyetçi ya da inançlı, inançsız böyle saçma sapan değerler üzerinden tabii değerler üzerinden siyaset olmaz ana kuraldır. Değerler insana aittir. Yani örneğin inanç dediğiniz ki hani o benim inancım. Burada ne överim ne anlatırım o bana ait bir şey ve Yaradan'la benim aramda. Yani sizin de aynı şekilde. Bu yurdu paylaşıyoruz. Vatanımız, bayrağımız, memleketimiz. Yarın Atatürk'ü anacağız. Genç Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Yani niye yarıştıralım birbirimize milli duygularımızı ya da ölçmeye kalkalım. Biz kalkıyoruz bana oy vermiyorsan. Şöylesin, böylesin. Olmaz. Olmaz, olmaz. Bunu bitirmek lazım. Yani böyle filmin son şeyindeyiz, karesindeyiz. Bunu bitirmek çok pırıl pırıl yeni bir döneme başlamak zorundayız. Güç inşallah. Sadece ikinci tur biraz sıkıntı oldu. Çünkü ben normalde ikametgahım Ankara'da. İlk turda onun için gittim Ankara'yı kullanmak için. Şimdi ikinci turda tekrar gitmem gerekiyor. Evet. Öğrencilere seyahat imkanı sunmaya çalıştık. Geçen seçimde 62 bin öğrenciye bilet sunduk. İhtiyacı olan gençler aradılar. Şimdi gene o imkanları sunmaya çalışacağız. Tabii biz şöyle dedik yani bunu böyle sıkıştırılmış bir seçim sistemi içinde hem de depremle ilgili o bölgenin insanların da seyahat kısıtlılığı varken buna devletimizin özel bir bütçe ayırması lazım dedik ama olmadı. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Hem öğrencilere hem diğer vatandaşlarımız var. Köyüne gitmiş mesela gelmek istiyor ya da
oyu orada ama burada çalışıyor. Böyle insanlara katkı sunmaya gayret edeceğiz. Hoş geldin. Bak senden bahsettik. Deprem dedik sen geldin. İyi misin yavrum? Geçmiş olsun. Oradayız. Hiç ayrılmayacağız orada. Biliyorum. Yok, estağfurullah. Belediye İstanbul halkı adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar oradayız. İnşallah yeni iktidarımızda da güzel şeyler yapacağız. Geçmiş olsun. Merhaba. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Oylarımıza sahip çıkmak gibi bir mecburiyetimiz var. Eksiğimiz var. Hala 3000'e yakın sandığa İtirazımız da var. Ama bu tabii sonuç değiştiren bir rakam değil. Ama şöyle düşünün. Birinci tur bitti. İkinci tura daha hazırlıklı gidiyoruz. İki tane avantaj var. Daha fazla ilgi gösteriyor vatandaşlar korumak için. İkincisi de bir önceki seçim kadar karmaşık olmayacak. İki kişiye oy kullanacaklar. Dolayısıyla hem sayması kolay, hem kontrol etmesi kolay, hem daha çok ilgiden dolayı sandıklara daha çok hakim olacağız. Ve inşallah kazanacağız. İnşallah. Defne'ye selamlar. Defne'ye selamlar. Biz de sizinleyiz orada. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Hep birlikte. Bak siz orada huzursuzsanız milletimizin her bir ferdi huzursuz. Onu söyleyeyim. Başta biz de size. Biz de size. Endişeniz olmasın. Bizim orada koordinasyonumuz var. Belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu var. Bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız olduğunda ziyaret edin, tamam mı? Tamam. O da olacak, o da olacak. Öpüyorum sizi. Öpüyorum sizi.